Peki Bahat'in hayatına girdikten sonra önce işte onunla seni işte bir şekilde tanıştırıp Bahat'inden bir gelir mi elde etmek istediler? Onu bir anlatır mısın lütfen? Evet. Bir annen ne söyledi sana? Annem dedi ilk başta evleneceksin. Sonrasında parasını aldıktan sonra çocuğu da doğurdun. Sonra seni alacağız, götüreceğiz. Ne yapacaklarmış Alıp alıp? götüreceklermiş. Tekrar satacaklar mıymış? Evet. Çocuğu benim üzerime atıp Kendisinden de olsa ve olmasa o da. yüzden de devamlı boşa çocuğun velayetini al, boşa diye bana birçok telefon ve baskılar geldi. Birçok telefon ve baskı geldi. Peki sen en son bu İzmaritlerle birlikte bu olayı anlıyorsun. Evet. Annesiyle kendisinin konuşmaları ve İzmaritlerle. Bir 6-7 ay önce. Buradan başladım. Hayır, bir yıl. Ha, bir Bir yıl yıl önce. boyunca ben doğru düzgün çalışamadım. Bütün her şeyimi buna bağladım. Her yerden delil topladım. Ne delilleri topladın? Ne var elinde delil? Bazı fotoğraflar var. Bazı fotoğraflar var, ses kayıtları var. Bunun yanı sıra hani ayrı ayrı yerlerdeyken zarfladım ve kaynanamın devamlı bana sorduğu soru şuydu. Muhbir kim? Sen kimden alıyorsun bu bilgileri? Muhbir kim? Yani o söyleyen kişiyi bulmaya çalışıyor. Evet. Senin söylemeyeceğini düşünüyor. Seni tembihliyorlar mıydı bunu söyleme diye? Yani Ne diyorlardı sana? söylemeyeceksin. Söylersin her şey mahvolur. Parasını alamayız. Hiçbir şey yapamayız. Yine biz şey olacağız. Kötü olacağız gibisinden. Peki köyde bu sana sistematik olarak yani 70 yaşındaki vicdansız da ya gerçekten ahlaksız, vicdansız. Torunu yaşında. Ay çok özür dilerim. Torunundan da Bip diyebilirim. küçük. Bunu yaptıktan sonra yani şimdi 12 küçüklüğünden beri bunu yaptığı için sindirmişler, korkutmuşlar. Dövmekten, dayak yemekten çok korkuyorum. Bir de maddeye Bir bağladıkları için. Ne direkt dedi bir an? anlatsın, anlamadım Dayak Dilek. yemekten, Yemekten çok mu korkuyorum. dövüyorlardı? Evet. Ne yapıyorlardı Dilek? Çok dövüyorlardı. Bir yere kapatıp nasıl dövüyorlardı? Her şeyi anlatır mısın? Korkma ne olur bak biz varız yanında, yalnız değilsin. Artık bütün Türkiye seni tanıyor. Bütün herkes sana sahip çıkacak. İnan bana ya. Elle, ayakla, taşla, Taş. sopayla, kemerle. Kız kardeşim de dövüyorlardı ama. Seni mi dövüyorlardı? Evet. Hatta bir kere kavga etmişti kardeşimle. Çok küçük bir kavga. Onda annem elini alıp kemerle gözüne vurmuştu. Gözü şişmişti. Günlerce okula gidememişti. Taşla nasıl dövüyor seni ya? Taş mı fırlatıyor sana? Büyük büyük taşlar. Evet. Bunu annen yapıyor. Evet, bardak, tabak, her şey fırlatılıyordu. Baba ne yapıyordu o sırada? Baba da diyemeyeceğim ya. Babam da dövüyordu, abim de dövüyordu. Küfürler havada uçuşuyordu. Evet. Ne diyorlar? Abin senin kaç yaşında? Şu an askerde diye biliyorum. Benim tek çocuğum var, o da Onur. Onur, böyle diyorlar. Başka hiçbir şey söylemiyor. Neden öyle söylüyorlar sence? Demek ki tek çocuğu. Demek ki bunlar başkalarından. Sinem ve bu. Başka açıklaması yok bunun. Annen de baban anneni de satıyor muydu? Evet. Aslına bakarsanız Kendisi kullanıyordu başka kendi. başka kadınlarla beraber daha önceden bu işi yapıyormuş. Gezdiriyormuş. Evet. Kim? Babam. Allah'ım ya. Yemin ediyorum. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar bir köyü bir görelim mi ya? Peki. Şimdi bir telefon var. Doğanay'ın gönderdiği bir telefon var. Ay, omuzlarım ağrıdı ya. Sen kaç yıl, 12 yaşından beri kaç yıl oluyor? 17 yaşında. 5. 5 5 yıldır bunu sistematik olarak sistematik bir şekilde. İşkence değil mi bu hocam ya? İşkence. Büyük bir travma yaşamış. Acayip bir şey. Yani bunu aslında dinlemek de şu anda travma biliyorum Tabii. yani. Hepimiz de bu travmayı Hepimiz yaşıyoruz. de böyle. Ve ben bunu Hiç yaşadım. duymadığımız, hayal edemediğimiz şeyler duyuyoruz. Ve ben bunu canlı canlı yaşadım içerisinde. Kardeş, bir kere eşimin
çocuklarla birlikte oyun oynuyorlardı kız kardeşim. Bilmiyorlar tabii bunu. Tartışma oldu aralarında. Ben yapacağım, sen yapmayacaksın, ben oynayacağım, sen oynamayacaksın gibisinden. Kalktı, bağırdı, çağırdı, duvara çalıyor bildiğiniz. Of. Kızı, kardeşim bildiğiniz duvara çalıyor. Önüne geçti eşim. Bir duvardan alıp diğer duvara atıyor. Evet. O da kuş gibi de senin gibidir yani. Benden daha zayıf o. Sen de çok zayıfsın çünkü. Bir köyü bir görelim. Yani muhtarın bazı olaylardan haberdar olduğu ile ilgili bir bilgi bana geldi. Doğru mu? Muhtar biliyor mu? Hepsinin haberi var. Hepsinin var. Yani muhtarın bildiği derken yani bu işin içinde olduğu ile öyle bir iddia yok, yanlış anlaşılmasın. Evet. Olayları bildiği. Evet, duymuştur hepsi biliyor. Değil, ama duymuştur yani bu kadar yani. Şey olursa o köyde evet, bu, iddialar duydu doğruysa... da kardeşim harekete niye geçmedi? Ben muhtara telefon açtım. Beni dinlemedi. Yüzüme kapattı telefonu. Neden dinlemedi? Demek ki işin içerisine girmek istemedi. Korkuları var. Tamam, Emre şimdi orada bizim. Emre bize bütün bu iddiaları yerinde araştıracak tabii. Emre şu anda tam olarak neredesin? Evet, Didem Aslan Yılmaz. Dileğin kabusu yaşadığı mahalledeyiz diyebilirim. Burası Gaziantep'in odağındaki kişiler de bu köyde yaşıyor. Biz şu an köy meydanındayız. Biraz köy meydanından, köyden bahsetmek istiyorum. Bayırdere ile birlikte toplamda 130 hane var ve nüfus da yaklaşık yine 500 diyebiliriz. Şimdi sağ tarafında bir yol var. Bahattin'in bay evinin olduğu yolda da giden yer ve biraz daha ilerisinde de Dileğin ailesiyle yaşadığı, çocukluğunun geçtiği ev var. Zaten tanışma durumları da oraya dayanıyor. Ve Bahattin Bey bu evi geçtiğimiz yıllarda satmışlar. Ve o bay evinin bahçesinde zeytin ağaçları bulunuyor. Bu zeytin ağaçlarının toplanmasında, zeytinlerin hasadının yapılması için de Dileğin annesiyle irtibata geçildi ve orada tanışıldığı biliniyor. Tabii biz iddiaların odağındaki kişilerle görüşeceğiz. Tüm durumları araştıracağız. Dün abin buraya bağlanmak istemiş. Teşekkürler Emre. Orası sizin Biraz daha ileride abimin kendi şahsına olan bağ evi var. Sizin ev yakın mı oraya? Evet. Çok yakın. 100 metre falan var. Yok, 100 metre bile yok yani. Şu evet. An ileri doğru yürüseler o evi görür müyüz? Biraz daha giderse şöyle biraz bir 200 metre kadar giderse görünür. Evet. Ne kadar? 150-200 metre kadar. Ne diyorsunuz arkadaşlar, söyleyin. Anladım, evet. Tamam. Şu anda hangi tarafa döndü? Burası neresi? Yok, o taraf köy meydanı. Diğer tarafa dönün arkadaşlar. Diğer tarafa dönün, zoom yapın. Diğer tarafa dönün. Burası değil, diğer taraf. Dönün. Aynen, dönün. Bu yoldan dümdüz devam edecek. Tamam, bir zoom yapalım. Canlı yayın şu anda çok hareket edemiyor. Hafif kavisli olduğu için görünmeyecek. Şöyle kıvrılınca mı sizin ev orada? Evet, sağ tarafa doğru kıvrılınca hafif. Sola. Böyle gidince sağ taraf oluyor. Sağa doğru kıvrılınca. Evet. İleride 100 metre daha ileride. Kim bilir neler yaşadım sokakta. Bu sokakta önünden geçen böyle kişilere mi seni sattılar? Evet. Senin yaşadıklarını bilen birisi telefon hattındaymış şimdi. Alo, hatta mısınız? Evet, Didem Hanım merhabalar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Siz Dileği tanıyor musunuz? Şu şekilde, ben Dileği bizzat tanımıyorum. Sadece ismen biliyorum. Onu da şu şekilde biliyorum. Bundan yaklaşık 2 yıl öncesinde benim bir arkadaşım vardı. Yani çok yakın bir arkadaşım değil ama hani samimi olup görüştüğümüz bir arkadaşım. Eşi madde bağımlısıydı ve madde kullanıyordu. Eşinin yani arkadaşımın anlattığı kadarını ben size söyleyeyim. Eşinin Dileğin annesiyle konuşmalarına şahit olmuş. Ve yaklaşık olarak da Dilek'le birkaç defa beraber olduğunu öğrenmiş köye gidip. Ve bunu bir para karşılığında ve madde karşılığında yaptığı ile ilgili bir bilgi almış. Hatta arkadaşım da Dileğin ailesinin evine öğrenip gidip onlarla konuşup hani bu olayın doğruluğunu öğrenmek istemiş ama karşı çıkmışlar ve bununla ilgili de hani böyle bir şey yok gibi bir tartışmaları olmuş annesiyle. Daha sonrasında zaten hani bu olayı öğrendikten sonra arkadaşlarım boşandılar ve madde kullanan kişi de zaten
bundan 1,5 yıl öncesinde aşırı madde kullanmasıyla vefat etti. Adını hatırlıyor musunuz? Soy ismini söylemeden söyleyin lütfen. Sadece ismini söyleyin. Arkadaşınızın yani Dilek'le beraber olan. Mehmet. O kadar kişi var ki hatırlamıyoruz. Civar köylerden. Yani 2 yıl öncesini söylüyorum ben size. Yani ortalama olarak 2 yıl öncesinde olan bir olay. 2 yıl önce zaten 15 yaşında falansın. 14,5-15 falan. Evet. Yani herkes aslında duymuş yani. Herkes duymuş. Ama herkes susmuş. Biliyor. Bu hanımefendinin söylediği, pardon. Bu hanımefendinin söylediği şey ama dışarıdan birisi bu. Biliyorum, yani sadece köyün haricinden değil. Biliyor, yani. Çevre köylerden. Çevre. Peki seni yani evin dışında başka yerlere götürüyorlar mıydı Dilek? Hayır. Sadece sizin evde geliyordu herkes. Herkes suçu işlemiş. Bu arada, ve iştirak etmiş. Evet, devlet görevlilerinin olduğu da öyle bir iddialar da var. İnşallah onlar da kimse çürük elmalar da ayıklansın. Kesinlikle. Aynen. Yani. Aynen. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Kurumlarda zan altında kalmasın. Kesinlikle. Onlar kimse bir an önce onlar da adalet önünde hesap versin. Evet. Kesinlikle. Hatta o kurumun kimliğini cebine taşımasın. Tabii ki taşımasın. Taşımasın. Biz onurla taşıdık, gururla taşıdık. Ama yani bizim bildiğimiz şekliyle ise bu konu iddia doğruysa gerçekten onlar hakkında işlem yapılması lazım.